Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed bi zerratil kainat ve mürekkebatiha. Bu dersimizde Mesnevi Nuriye'den Katre Risalesi'nden Hatime'yi inşallah okuyacağız. Malum Mesnevi Nuriye Risale-i Nur'un fidanlığı diye bildiğimiz ve Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin 1920'li yıllardan itibaren yazmış olduğu farklı risalelerin bir araya getirilerek oluşturulduğu bir eser. Ve bu eserdeki parçalar, bölümler, mesela bugün Kadri Risalesi'ni okuyacağız. Normalde Üstad Hazretleri Arapça olarak yazıyor. Daha sonra da Abdülmecit Nursi abiye tercüme ettiriyor. Ve şu an okuyacağımız tercüme de aslında Abdülmecit Nursi abinin tercümesi. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur'u yazmaya başladığı veya ilk eski Said döneminden son ahir ömrüne kadar yazmış olduğu birçok risale var malum. Ve bu risalelerin içerisinde Bediüzzaman Hazretlerinin yazmış olduğu tevhid risaleleri var. Katre Risalesi Bediüzzaman Hazretlerinin yazmış olduğu tevhid risalelerinden ilkini, teşekkür, ilkini oluşturuyor. Dolayısıyla Bediüzzaman Hazretlerinin ilk yazmış olduğu tevhid risalesi, bu Katre Risalesidir. E, bu Risale zaten başlarken Üstad başlığını şöyle koymuş. Tevhid denizinden Katre diye başlıyor. Bu Risale için e, başında yine şu ifadeyi koymuş. Bu Risale dört bab ile bir hatime ve bir mukaddime üzerine tertip edilmiştir diyor. Daha sonra da bir de zeyli eklenmiş. Dolayısıyla bu Risale'ye baktığımız zaman bir mukaddime, e, dört bab, bir hatime ve bir zeyilden oluşmakta. E, mukaddimeye baktığımız zaman Bediüzzaman Hazretleri'nin ilmi hayatında, öğrenim hayatında e, kendisine rehber tuttuğu ve kendisinin tabiriyle 40 sene ömrümde, 30 sene tahsilinde 4 kelime ve 4 kelam öğrendim dediği bahis e, bu Katre Risalesi'nin mukaddimesidir. Dolayısıyla burada öğrenmiş olduğu kelimelerden maksadın ise manayı harfi, manayı ismi, niyet ve nazar olduğunu ifade ediyor. Yine öğrenmiş olduğu 4 kelam ise... Bunlardan bir tanesi ben kendime malik değilim. İkincisi ölüm haktır. Üçüncüsü Rabbi vahid. Dördüncüsü ise ene diye tabir edilen benlik diye ifade ediyor. Dolayısıyla bu Katre Risalesi'nin mukaddimesinde Bediüzzaman Hazretleri'nin 40 sene ömründe, 30 sene tahsilimde 4 kelime ve 4 kelam öğrendim dediği bahis yer alıyor. Daha sonra 4 bab var. Biz Hatime'yi okuyacağız. Peki bu 4 babda neyi ele alıyor? Birinci babda La ilahe illallah kelime-i tevhidinin bir izahı var ve kainatın 55 lisanla tevhidi ilan ettiğinin bir izahını yapıyor. İkinci babda Sübhanallah, üçüncü babda Elhamdülillah ve dördüncü babda ise Allahu Ekber e, kelimelerinin, hakikatlerinin izahını ve e, tefsirini yapıyor. Bu hatime dört çeşit hastalıkları beyan eder ve tedavi çarelerini gösterir diye hatime başlıyor. Burada da Hatimede dört tane hastalık var. Bunlar yeis, uç, kurur ve e, suizan olarak izah ediliyor. Ve bu hatimede bu bittikten sonra hemen peşinde... E, ...Bedü Zaman Hazretleri bir hayali seyahatinden bahseder. Ve o hayali seyahatinde de not düştüğü dört tane hakikat var. E, biz vaktimiz yettiğince eğer e, bu dört hastalık e, vaktimiz dolmazsa... De ...devamında o hatimedeki o 4 hakikatlerini de okuyacağız inşallah. Devamında da yine nükte ve nokta olarak tevhide dair bazı bölümler yer alıyor Hatime'de. Zeyl'de ise remizler var. Orada da yine nefse dair, tevhide dair, sünnet seniyeye dair, dünyanın mahiyetine dair önemli dersleri bulabiliyoruz. Dolayısıyla başta da ifade edildiği gibi tevhid denizinden bir katre, evet bir damla ama ki başta da ifade ettik Bediüzzaman'ın yazmış olduğu tevhid risalelerinden ilkidir katre risalesi. Risalenin diğer bölümlerinde, risale diğer bölümlerinde buradaki kısa cümlelerin, bazen paragrafların farklı risalelere, farklı metinlere dönüştüğünü de görebiliyoruz. İnşallah biz bugün okuyacağımızı ilan ettiğimiz yer olan Katre'nin hatimesine başlayabiliriz inşallah. Hatime, şu hatime dört çeşit hastalıkları beyan eder ve tedavi çarelerini gösterir. Birinci hastalık yeistir. Arkadaş, amele ve taate muvaffak olamayan azaptan korkar, yeise düşer. Böyle bir meyusun gözüne dini meselelere münafi, etna ve zayıf bir emare, kocaman bir bürhan görünür. Böyle birkaç emareyi elde eder etmez, şeytanın ordusuna iltihak eder. Binaenaleyh amele muvaffak olamayanlar, yeyse düşmemek için şu ayete müracaat etsin. Kul ya ibe kul ya ibadiyellezi ne esrafu ala enfusihim la taqnatu min rahmetillah innallaha yaghfiruz zunuba cemian innehu huvel gafurur rahim. Zümer suresinin 53. ayeti kerimesi de ki ey günahta aşırı giderek nefislerine zulmetmiş olan kullarım Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Muhakkak ki Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki o çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Demek ki burada birinci hastalığı Bediüzzaman Hazretleri yeis olarak ifade etti. Ve yeise dair bir açıklama yaptıktan sonra Zümer suresinin 53. ayeti kerimesine atıf yapmış oldu. Şimdi burada belki dersin başında Katre Risalesi'nin geneli hakkında bahsettik. Yani bir mukaddemeden mukaddemeyle başlıyor, daha sonra dört bab var, daha sonra hatime ve Zeil var dedik. Ee, belki biz dersimiz içerisine girmeyeceğiz ama sadece o büyük resim görmek anlamında da daha sonraki müzakere derslerinde bir konusu babında belki ifade edilebilir. Burada bir takım dörtlemeler var. Onları da görmek lazım. Misal mukaddemede dört kelime ve dört kelam var. Daha sonra dört bab var. Hatimede dört tane hastalık var. Devamında dört tane hakikat var devamında nükte ve noktalar diye devam ediyor ama bu dörtlemeleri de görmek lazım. Yani bu hastalıkların bu Tevhid Risalesi içerisinde Tevhid denizinden bir katre olan bu Risale'de burada bahsedilenlerin hepsinin bir iman ve Tevhid meselesiyle doğrudan ilgili olduğunu da ifade etmiş olalım. Ki Bediüzzaman Hazretleri yeis meselesini, ümitsizlik meselesini eski Said dönem eserlerinde birçok yerde, yine yeni Said dönem eserlerinde atıf yapar. Özellikle Hutbe-i Şamiye'de baktığımız zaman Alem-i İslamiyet'teki altı hastalıktan birincisini yeis olarak ifade eder ve orada yeise karşı el emel der. Yine yeisle ilgili yeis mani her kemaldir der. Her kemalata manidir der. Yine yeisi bir kanser hastalığına benzetir. Ve yeis neticesinde insanların maddi ve manevi kemalatlardan mahrum kaldığını ifade eder. Ve bunun karşılığında hep ümiti, emeli öne çıkarır Üstad Hazretleri. Dolayısıyla ümitsizlik asrının içerisinde bir ümidi aslında e, helaket ve felaket asrında e, ümidi ifade eden, emeli ifade eden bir zaman karşımıza çıkıyor. Buradaki yeis vurgusunda ise bu Hatime'de bu Tevhid Risalesi, e, Tevhid Denizi'nden bir katre olan bu Risale'deki yeis vurgusunda ise karşımıza yeisin imanla olan ilişkisi karşımıza çıkıyor. Yani yine Kur'an'a baktığımız zaman Allah'ın rahmetine kim ümit keser? Kur'an bize der ki kafirler, e, sapkınlar ve daralet ehli Allah'ın rahmetinden ümidi keser. Ama müminler ne yapar? Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez. Zaten buradaki ayette de e, bu vardı. İşte la tebnetu min rahmetillah. Allah'ın rahmetten ümidinizi kesmeyin. Hatta günahta o kadar aşırıya gitmiş olsanız, haddinizi aşmış olsanız da e, Cenab-ı Hak nedir? Çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir. Bizi hatamızla ve günahlarımızla kabul edecek olan Cenab-ı Hak'tır. Onun için burada nasıl bir yeise düşen kişi, nasıl şeytanın eline düşer ve daha sonra İslam dairesinden çıkar, onun da aşamalarını bize göstermiş oldu. Orayı tekrar alalım şöyle. Ben metin bölünmesin diye doğrudan bütün o metni okumuş oldum. Evvela diyor ki, ''Amele ve taate muvaffak olamayan azaptan korkar, yeise düşer.'' Evvela biz nefis şeytan bizi ne yapıyor? Azaptan korkutuyor. Yani sen amele, taate muvaffak olamadın. Allah'a itaat edemedin. Amellerini hakkıyla yapamadın. Bu ne yapar? Azaptan korku, e, azap duygusu bizde ne yapar? Hakim olmaya başlar. Bu da yeise düşürür. Böyle bir meyusun gözüne dini meselelere münafi, etna ve zayıf bir emare kocaman bir bürhan gözükür. Şimdi ümitsizliğe düşünün niye? azap var, ahiret var, hesap var ameliyat ve tatile muvaffak olamadık. O halde ne oldu? Bu ümitsizlik içerisinde dini meselelere zıt bir emare bize kocaman bir bürhan gözükür. Halbuki basit bir vesvese olabilir, basit bir şüphe olabilir ama o büyük bir emare olarak gözükür. Böyle birkaç emareyi elde eder etmez diğer emarelerin saykasıyla ilanı isyan ederek İslam dairesinden çıkar. Demek ki buradaki yeisin bizim doğrudan imanımızla, tevhidle olan bir ilişkisi e, gözüküyor. Birkaç emareyi elde eder etmez ne yapıyor? İslam dairesinden çıkar, şeytanın ordusuna iltihap eder. Şimdi burası bize hemen aslında nereye hatırlatıyor? İkinci lemayı hatırlatıyor. İkinci lemada Üstad Hazretleri nasıl söylüyor? Her günah içinde küfre girecek bir yol vardır. Ve o günah istiğfar ile çabuk imha edilmezse kurt değil belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısırıyor. İkinci lemayı hatırlayalım. Orada e, bu bahsi izahını yapıyor ve üç tane misal veriyor. Misal birinci misal işte utandıracak bir günahı gizli işleyen bir adam başkalarının ıttılağından rahatsız olduğu için devamında ne yapıyor? Melekleri düşünüyor. Ya melekler de olmasaydı diye getiriyor. Devamında cehennem azabını intac eden bir günahı işleyen birisi e, istiğfar etmeyip ümitsizliğe düşüp ya cehennem olmasaydı diye düşünebiliyor. Ve buna dair cehennemin inkarına dair bir takım deliller aramaya başlıyor. Veya devamında üçüncü bir misali veriyor yine ikinci demada hatırlayalım. İşte farz namazını kılamıyor. vazife ubudiyeti yerine getiremiyor. Ne yapıyor? Birden sultan Ezel ve Ebed'in mükerrer emirlerine karşı isyan halinde olduğunu fark ettiği zaman ya bu keşke bu vazife-i ubudiyet bulunmasaydı der. İşte yukarıdaki cümle her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. Dolayısıyla o günaha karşı tövbe edilmezse e, o küçük günahlar zamanında ne yapıyor? Daha sonra büyük bir yılan olarak kalbi katılaştırıyor ve kalbi yutuyor. Ve buradaki ifadeyle, hatimedeki ifadeyle insanı öyle bir duruma getiriyor ki ilanı isyan ederek İslam dairesinden çıkar, şeytanın ordusuna iltihak eder. Peki buradaki ayet işte Zümer, Zümer suresi 53. ayeti kerimede de nasıl söyledi Cenab-ı Hak? Ey günahta aşırı giderek nefislerine zulmetmiş olan kullarım. Yani ne kadar günah işlerseniz işleyin. Sizi o bütün günahlarınızı, hatalarınızı kabul edecek olan benim Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. İşte Allah'ın rahmetinden ümit kesen bir insan ne yapmaz? Tövbe etmez. Tövbe etmediği için de o günahların günah olmamasını murad eder. Bundan dolayı o günahlara karşı, o vazife-i ubudiyete karşı, ihmallerine karşı bir takım emarelere yapışmaya çalışır. Dolayısıyla burada bunun ilacı olarak da Üstad Hazretleri binaenaleyh amele muvaffak olamayanlar ye düşmemek için şu ayete müracaat etsin dedi ve Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesini buraya almış oldu. İkinci hastalık uçdur. Arkadaş ye düşen adam azaptan kurtulmak için istinat edecek bir noktayı aramaya başlar. Bakar ki bir miktar hasenat ve kemalatı var hemen o kemalatına bel bağlar, güvenerek der ki bu kemalat beni kurtarır, yeter diye bir derece rahat eder. Halbuki amale güvenmek uçtur, insanı dalalete atar. Çünkü insanın yaptığı kemalat ve iyiliklerde hakkı yoktur, mülkü değildir, onlara güvenemez. Şimdi burada Yine bu dört hastalık baktığımız zaman işte yeis, uç, gurur ve suizan normalde İslam düşünce geleneğinde, İslam ilim geleneğinde ahlakın bir alanı olarak ele alınmış. Ee, ama burada Bediüzzaman Hazretleri'nin vurgusu baktığımız zaman bunu bir e, imanla olan bağlantısı noktasından ele alıyor. Evet bir yeis, ümitsiz bir insan, uç ehli bir insan, gururlu bir insan veya suizan ehli bir insan gerçekten ahlakı anlamda e, problemli bir insandır. Doğrudur ama bunun arkasında aslında tevhidle olan, imanla olan ilişkide yatan bir problem olduğunu da aslında Üstad burada karşımıza koymuş oluyor. Demek ki ikinci hastalık uç. Yeise düşen bir insan ne yapıyor? Azaptan kurtulmak için bir çare, bir dayanak noktası aramaya başlıyor. Bakar ki bir miktar hasenat ve kemalatı var. Hemen o kemalatına bel bağlar. Ve güvenerek der ki bu kemalat beni kurtarır. Yeter diye bir derece rahat eder. Halbuki amele güvenmek uçludur, insanı dalalete atar. Çünkü insanın yaptığı kemalat ve iyiliklerde hakkı yoktur, mülkü değildir, onlara güvenemez. Yani insan kendine güvenmesi insanın ikinci bir hastalık olarak burada ifade edildi. Halbuki insan yine Cenab-ı Hakk'ın rahmetine güvenmeli. Aslında Yeis'in sonunda, Yeis hastalığının sonundaki çarede Bediüzzaman Zerif e o ayeti atıf yaparak aslında bizim yine Allah'ın rahmetine güvenmemiz ve ona sığınmamız gerektiğini de dersini verdi. Ama tersi noktada bir takım kemalatlarımıza, iyiliklerimize bakarak bunlar bize yeter dediğimiz anda ucba düşmüş oluyoruz. Yani kendimize güveniyoruz. Halbuki insanın kendine güvenmesi insanı ne yapar? Dalalete atar. Yani bu Risale'nin başındaki dört kelamdan birisi de misal neydi? ben kendime malik değilim ama tersi noktasında ben kendime malikim dersek, işte o bizi dalilete atar. Onun için burada ne söyledi? İnsanın yaptığı kemalat ve iyiliklerde hakkı yoktur. Mülkü değildir. Onlara güvenemez. Yani ben bir şeye güvenebilmem için güveneceğim şeyin benim olması lazım. Bu da aslında çok temel bir tevhid ve kader meselesini karşımıza çıkarıyor ki kısaca 26. Söz'deki kader risalesindeki o bölüme de bakalım. Burası gerçekten üzerinde çalışılması gereken önemli bir konu. Kader Risalesi 26. sözde Üsta şöyle söylüyor. Evet Kur'an'ın dediği gibi insan seyyiatından tamamen mesuldür. Yani bir günah işledi. Ademi bir şeydir seyyiat ve o günahtan insan nedir? Mesuldür. Namaz emri var. Namazı yerine getirmedi bir insan. Onu ikame etmedi. Nedir? Ondan mesuldür. İnsan seyyiatından tamamen mesuldür. Çünkü seyyiatı isteyen olur. Seyyiat tahribat nevinden olduğu için insan bir seyyiye ile birçok tahribat yapabilir. Müthiş bir cezaya kesbi bir istihkah eder. Bir kibri dile bir evi yakmak gibi. Fakat hasenatta iftihara hakkı yoktur. Hasenatta hani şimdi yeyse düşen adam ne yaptı? Azaptan kurtulmak için bir e, istinade edecek bir nokta aradı. Bir hasenat, bir kemalat aradı. E, bakın Kader Risalesi'nin şu cümlede ne söylüyor? Fakat hasenatta iftihara hakkı yoktur. Onda onun hakkı pek azdır. Çünkü hasenatı isteyen, iktiza eden rahmet-i ilahiye ve icat eden kudreti rabbaniyedir. Demek ki hasenatı isteyen ve iktiza eden kim rahmet-i ilahiye, icat eden kim kudreti rabbaniye. Sual ve cevap, dâi ve sebep ikisi de haktandır. İnsan yalnız dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile onlara sahip olur. Fakat seyyiatı isteyen Nefsi insaniyedir diye devam ediyor. Dolayısıyla buradaki meselenin Kader Risalesi'ndeki o bölümle doğrudan bir ilgisi var. Yani benim güveneceğim şeyin benim olması lazım. Ama hasenat benim değil ki. Hasenatta benim hakkım yok. İsteyen ve iktiza eden rahmet-i ilahiye, icat eden kudret-i Rabbaniye. O halde hasenat benim değil. Ona güvenirsem ne olur işte? Uç yapmış olurum, kendime güvenmiş olurum. Ve kendimin olmayan bir şeyi sahiplenmiş olurum. Devamında bunu biraz daha açacak Üstad Hazretleri. Hem insanın vücudu ve cesedi bile onun değildir. Yani vücudum ve cesedim benim değilse hasenatım zaten benim olamaz. Hasenat dediğim şeyler benim olamaz. Çünkü kendisinin eseri sanatı değildir. O vücudu yolda bulmuş, lakita olarak temellük etmiş de değildir. Kıymeti olmayan şeylerden olduğu için yere atılmış da insan almış değildir. Ancak o vücut, havi olduğu garip sanat, acip nakışların şehadetiyle bir sani hakimin desti kudretinden çıkmış kıymetdar bir hane olup insan o hanede emaneten oturur. O vücutta yapılan binlerce tasarruftan ancak bir tane insana aittir. Demek ki vücudumuza bir bakalım. Yani işte bir dayanak noktası arıyorsak o dayanak noktası bizim kemalatımız ve hasenatımız değil. Çünkü o kemalet ve hasenat bizim değil ve bizim dediğimiz ne varsa ki vücut ve cesedi ne yapıyoruz? Biz sahiplenebiliyoruz çoğunlukla. Dedi ki vücut ve ceset de senin değil. Artı kendi eseri sanatın değil. Sen yapmadın bunu. İşte kıymetsiz bir şey olduğu için sokağa atılmış da yolda da bulduğun bir şey de değil. Ee, ancak nedir? Cenab-ı Hakk'ın e, bize bir hane olarak yapıp o insan o hanede emaneten oturur. Ve o vücutta yapılan binlerce tasarruftan ancak bir tane insana aittir. Şimdi bunun devamındaki paragrafta bunu daha da açacak ve keza esbab içerisinde en eşref, en kuvvetli bir ihtiyar sahibi insan iken efali ihtiyariye namıyla kendisine mal zannettiği efalin ek şürk gibi en adi bir fiilin husulünde yüz cüzünden ancak bir cüzü insana aittir. Şimdi e esbab dairesine baktığımız zaman esbab dairesi içerisinde en şerefli, en kuvvetli ihtiyar sahibi olan kim insan. Ama insanın kendisine mal zannettiği, kendisinin zannettiği fiillerin hatta bu fiillerin içerisinde yemek içmek fiili ki en çok yaptığımız fiiller, yemek içmek fiilleri gibi en adi bir fiilin husulünde dahi yüz cüzünden ancak bir cüzü insana aittir. E şimdi yemek içmek fiilinden deki hareketlerin yüz cüzünden ancak bir cüzü bize ait olursa kemalet ve hesanatın ne kadarı bize ait olsun. Dolayısıyla bize ait değil. Ve keza insanın elindeki ihtiyar pek dardır. Havasının en genişi hayal olduğu halde o hayal akıl ve aklın semerelerini ihata edemez. Bunları bu kadar büyük iken nasıl daire ihtiyarına ithal edip onlarla iftar ediyorsun? Demek ki onlar bizim iftihar edebileceğimiz bir şey değiller. Ve keza şuuri olmaksızın senin lehine ve aleyhine çok fiiller cereyan etmektedir. Şuuri olmaksızın senin lehine ve aleyhine çok fiiller cereyan etmektedir. O fiiller şuuri oldukları halde şuurun taluk etmediğinden sabit olur ki o fiillerin faili bir saniye zi şuurdur Yani biraz önceki ifadede de vardı işte Yemek içmek gibi en adi fiillerin yüz cüzünden ancak bir cüzü bize ait Halbuki orada birçok fiiller ceren ediyor Biz onu içtik yedik ama oradaki faaliyet durmuyor Orada bir takım fiiller ceren etmeye devam ediyor Ama bizim şuurumuz taluk etmiyor ona Yani biz suyu içtik boğazımızdan geçtikten sonra ne olduğuna dair hiçbir müdahalemiz yok ama orada o fiiller cereyan etmeye devam ediyor. Ve bizim şuurumuz haricinde şuradaki cümlede ne söyledi? Şuurun talük etmediğinden sabit olur ki o fiillerin faili bir sani şuurdur. Yani bir zi e, şuur sahibi sani ne yapıyor? Onların o fiillerin failidir. Ne sen failsin ve ne senin esbabın. Yani ne sen o fiillerin failisin ne de senin sen onun sebebisin. Binan aleyh malikiyet davasından vazgeç. Bakın bu üçü, ikinci hastalık şuradaki baştaki üstadın dört kelam dediği birinci kelam ki ben kendime malik değilim min bir manada izahı oldu. Dolayısıyla ben kendime malik değilim hakikatinin e, ucu ile bir irtibatını burada doğrudan görmüş oluyoruz zaten. Ne sen failsin ve senin esbabın binaen aleyh malikiyet davasından vazgeç. Kendini mehasin ve kemalata mazhar olduğunu zannetme. Kendinin kendini mehasin ve kemalata mazhar olduğunu zannetme ve katiyen bil ki senden sana yalnız noksan ve kusur vardır. Çünkü suy ihtiyarınla sana verilen kemalatı bile tagir ediyorsun. Senin hanen hükmünde bulunan cesedin bile emanettir mehasinin hep mevhubedir, seyyatın meksubedir. Binan aleyh lehül mülkü ve lehül hamdü la havle ve la kuvvete illa billah de. Mülk ve hamd ona mahsustur. Günahlardan sakınmak ve ibadete güç yetirmek ancak onunla olur de. Demek ki ne söyledi? Senin mehasin ve kemalatın yani kendini bir mehasine ve kemalata masar olduğunu zannetme. Onun için azaptan korktuğun zaman, yeise düşüp meyus olduğun zaman, kurtulmayı istediğin zaman dayanak noktası olarak kendi hasenat ve kemalatın dediğin şeylere yapışma. Çünkü onlar senin değil. Ee, sen Bizde ne var peki? Sende kul olarak noksanlık ve kusur var. Peki Başka? ve sen hatta suyu ihtiyarınla sana emanet olarak verilmiş olan bu kemalatı bile tahir ediyorsun. Bir defa emanete hakkıyla sahip çıkamadığın zaman sen o emaneti tahrip etmiş oluyorsun ki kurtulmak için hangi kemalet ve hasenatı arıyorsun? Zaten var olanı tahrip etmişsin ki ondan dolayı ümitsizliğe düşüyorsun. Zaten başta yanlış yapmışsın. Ve devamında ne söyledi? Cesetin de emanettir, ve mehasinin hep mevhubedir. Yani senin mehasin dediğin ne varsa sen de bunlar Allah tarafından hibe edilmiş şeyler. Sani tarafından verilmiş şeyler. Mehasinin hep mevhubedir. Seyyiatın meksubedir. Seyyiatın ise sana aittir. İşte yine o kader risalesinde alıntı yaptığımız bölüm. Seyyiatı isteyen nefsi insaniyedir. Ama hasenatı isteyen rahmeti ilahiyedir ve icat eden kudreti Rabbaniye'dir. Bundan dolayı insanın hasenatıyla e, gururlanmaya, ucba düşmeye nedir? Hakkı yoktur. Bundan dolayı dedi ki binan aleyh lehül mülkü ve lehül hamdü la havle ve la kuvvet illa billah de yani mülk ve hamd ona mahsustur. Günahlardan sakınmak ve ibadete güç getirmek ancak onunla olur. Üçüncü hastalık gururdur. Evet gurur ile insan maddi ve manevi kemalat ve mehaseninden mahrum kalır. Eğer gurur sayıkasıyla başkaların kemalatına tenezzül etmeyip kendi kemalatını kafi ve yüksek görürse o insan nakızdır. Böyle insanlar malumat ve keşfiyatlarını daha yüksek görmekle eslaf-ı izamın irşadat ve keşfiyatlarından mahrum kalır. Ve evhama maruz kalarak bütün bütün çizgiden çıkarlar. Halbuki eslafı izamın 40 günde yaptıkları bir keşfiyatı bunlar 40 senede bulamazlar. Demek ki üçüncü hastalık ise gurur. E, gururla e, ne olduğunu söyledi Üstad Hazretleri. Gurur demek ki insanı maddi ve manevi kemalat ve mehasinden mahrum bırakıyor. İnsan gurur saygısıyla maddi ve manevi kemalat ve mahasinden mahrum kalıyor. Yani aldanıyor. Gururun bir Kur'ani anlamda karşılığı aslında insanın bu dünya hayatıyla aldanması olarak da karşımıza çıkıyor ki Risale-i Üstad farklı yerlerde gururla ilgili bahisleri yine yazmış, oraları işlemiş, ders olarak yapmış. Dolayısıyla gurur aslında insanın kendi haddini, makamını bilemeyip kendi haddinden tecavüz edip dünyevi bir takım şeylere aldanması olarak da karşımıza çıkıyor. Farklı anlamları var. Dolayısıyla gurur sahibi bir insan ne yapar? Maddi ve manevi kemalat ve mehasinden mahrum kalır. Yani çünkü başkasının aklına ihtiyaç duymaz. Kendisinin yaptığını en doğru kabul eder ve başkalarıyla istişareye ne yapmaz? İhtiyaç duymaz. Dolayısıyla başkalarından alabileceği bir şey olduğunu düşünmez. Hem maddi hem manevi. Ve devamında da manevi boyuta da üstadları bunu çekti. Maddi anlamda böyle olduğu gibi manevi anlamda da gurur saykasıyla ne yapabilir? Başkalarının kemalatına tenezzül etmediği için kendi kemalatını yüksek görürse o insan ne yapar? Nakıstır. Başkasının kemalatından alabileceği bir şey olmadığını düşünür. Ve devamında ise konuyu nereye getirdi? Aslında asıl saadetten günümüze kadar birikmiş olan bir İslam düşünce mirası var. Bir e, kemalat var, İslam alimlerinin ortaya koymuş olduğu e, iştihatlar var, görüşler var, e, bir takım yapılmış olan tespitler var. Ama biz onların hiçbirisini nazara almaz isek, kendi keşfiyatım bana kafidir, İşte esnaf izamın irşadat ve kemalatından e, kendimizi onlara ihtiyaç haline hissetmezsek e, ne olur? Onlardan mahrum kalırız. Bir müddet sonra bu bizi nereye götürür? evhama maruz kalarak bütün bütün çizgiden çıkarlar. Yani bütün o geleneği, bütün o mirası reddeder. Biz kendi aklımızla, kendi e, anlayışımızla e, istikameti buluruz, doğru yolu buluruz dersek bu demek ki ne yapabilir? Bir müddet sonra bütün bütün çizgiden çıkmayı netice verir. Yani aldanırız. Halbuki esnaf-ı izamın 40 günde yaptıkları bir keşfiyatı, Bunları 40 senede bulamazlar. Yani önümüzde yapılmış olan hazır bir takım bize yol gösteren usul ve yöntemler var. Ama biz yok hayır biz sıfırdan tekrar başlayacağız dersek bu ne olur? Bizim aldandığımızın bir göstergesidir. Ve bu, bu bizi maddi ve manevi kemalattan ne yapar? Mahrum bırakır. Dördüncü hastalık suizandır. Evet insan hüsnü zanla memurdur. İnsan herkesi kendinden üstün bilmeli, bilmelidir. Kendisinde bulunan su ahlakı, su zan saygısıyla başkalara teşkil etmesin ve başkaların bazı harekatını, hikmetini bilmediğinden takbih etmesin. Binaenaleyh esnaf-ı izamın hikmetini bilmediğimiz bazı hallerini beğenmemek su zandır, su, -i, su -i zan ise maddi ve manevi içtimaiyatı zedeler. Evet dördüncü hastalık suizan e, olarak üstadları ifade etti. E, malum suizanla ilgili zanla ilgili özellikle e, Hucurat suresinin 12. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey iman edenler zannın çoğundan kaçının çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah tevbeyi çok kabul edendir. Çok esirgeyindir. Yani bu Hucurat Suresinin 12. ayeti kerimesinde de aslında zannın da günah olduğunu, zannın da çoğundan kaçınmak gerektiğini, devamında işte zannın özellikle buradaki suizanın gıybetle olan bağlantısı ki var. Devamında da gıybet ayeti var zaten. Üstad malum gıybet ayetini de yine 22. mektup Uhuvvet Risalesi'nin hatimesinde ele almış, işlemiş. dolayısıyla zannın çoğundan kaçınmak gerekir. İşte müminler birbirinin kusurunu araştırmaması ve kusurlarını örtmesi emredilir. Burada da üstadları dedi ki evet insan hüsnü zanla memurdur. Suizan bir hastalıktır. Peki o halde doğru olan nedir? Hüsnü zan sahibi olmak. E, yaşanan olayları, hadiseleri, hikmetini bilmediğimiz bir takım hareketleri biz e, güzel tevil etmemiz. Oraya hüsnü zanla bakmamız e, gerekir. Ve devamında insan hüsnü zanla memurdur. İnsan herkesi kendinden üstün bilmelidir. Yani bir defa suizan niye yapılır? E, demek ki karşımızdakileri kendimizden daha aşağıda daha kötü seviyede görmekten de kaynaklanabilir. Onun için burada ne söyledi? İnsan herkesi kendisinden üstün bilmelidir. Kendimizden üstün bildiğimiz insanlar hakkında zaten kötü düşünemeyiz. Onlar bizden üstünse onlar iyisini düşünür, iyisini yapar. O halde onlar ne yapılmaz? Zaten onlara hüsnü zanla bakılması gerekir. Ve devamında kendisinde bulunan sui ahlakı suizan sayıkasıyla başkalara teşkil etmesin kendisinde bulunan suyu ahlakı suizan sebebiyle suizan sayıkasıyla başkalara teşmil etmesin. Yani bunun bizim toplumumuzda kültürümüzde belki en temel şeyi işte körün dolma yemesi e, hikayesi e, çoklukla anlatılır. E, dolayısıyla kendisinde bulunan suyu ahlakı suizan sebebiyle ne yapıyor? Başkalarına teşmil ediyor. Adam kendi yalancı, karşısındakileri de yalancı olarak görüyor. Kendisinin gizli ajandaları var. Karşısındakilerin de gizli ajandası olduğunu düşünüyor. Yani kendisindeki suyu ahlakı suizan sebebiyle başkalara teşmil ediyor. Kendi işte o kör hikayesinde değil mi? Çift dolma yiyen karşısındakini de kendisinden biliyor. Diyor ki sen de diyor çifter dolma yiyorsun. Dolayısıyla kendisindeki hasleti suizan sayıkasıyla başkasına teşmil ediyor. İşte dediğimiz gibi yani adam yalancı karşısındakileri de yalancı zannediyor. Bununla ilgili yine Üstad Suizan meselesini Hutbe-i Şamiye'de de ele alır. Orada da farklı bir boyutuna dikkat çeker. Orayı da kısaca alıntılayalım. Şöyle söyler. Elhasıl muhabbet, uhuvvet, sevmek İslamiyet'in mizacıdır, rabıtasıdır. İslamiyet'in mizacı, e, rabıtası demek ki nedir? Muhabbet, uhuvvet, sevmek İslamiyet'in mizacı ve rabıtasıdır. Ehli adavet, mizacı bozulmuş bir çocuğa benziyor ki, ağlamak ister bir şey arıyor ki onunla ağlasın. İşte mizacı bozulmuş olmak demek. İşte buradaki suizan meselesi bunlar ahlakla ilgili temel kavramlar. Dolayısıyla mizacın bozulması ahlaka dair bir problemi de gösteriyor, bir hastalığı gösteriyor. Ağlamak ister bir şey arıyor ki onunla ağlasın. Sinek kanadı kadar ehemmiy ehemmiyetsiz bir şeyi ağlamasına bahane bulur. Hem insafsız, bedbin bir adama benzer ki, suizan mümkün oldukça hüsnü zan etmez. Halbuki burada nasıl söylemişti? İnsan hüsnü zanla memurdur diye söylemişti. Ama insafsız betmin bir adama benzer ki suizan mümkün oldukça hüsnü zan etmez. Bir seyyiye ile on haseneyi örter. Bu ise seyyiye-i İslamiye olan insaf ve hüsnü zan bunu reddeder. Demek ki insafsız ve betmin insanlar ne yapıyor? Suizan mümkün oldukça hüsnü zan etmiyor. Halbuki bu mizacı bozulmuşluğun bir örneğidir. Ahlaki bir zaafın örneğidir. Olması gereken doğru olan tevhidden ve imandan medet alan bir insanın İslamiyet'ten ruhunu besleyen bir insanın yapması gereken şey demek ki nedir? Hüsnü zanla memur olmak. Ve insanları kendisinden üstün görmek ve onların bir takım hikmetini bilmediği harekatlarını güzel tevil etmek, güzel yorumlamak. Ve şurada son bir cümlesi vardı. Binaenaleyh eslaf-ı izamın hikmetini bilmediğimiz bazı hallerini beğenmemek suizandır. Suizan ise maddi ve manevi içtimaiyatı zedeler. Demek ki suizan sadece kendi yaşadığımız dönemle sınırlı değil. Yani ben sadece beraber yaşadığım insanlar hakkında suizan yapmam bir problem olduğu gibi benden önceki dönemlerde yaşamış, ölmüş, gitmiş ahirete göçmüş insanlar hakkında da bir takım ileri geri konuşmaları ne yapabilir? Onlar hakkında da suizan yapabilirim. Onun için eslaf izamın bizden önceki büyük yaşamış, bize rehberlik yapmış olan alimlerin hikmetini bilmediğimiz bir takım hareketleri hakkında beğenmemek, ileri geri konuşmak demek ki suizandır. Bu da tehlikedir. Yani sadece kendi dönemimizle sınırlı olan bir şey değil. Ve suizan ise maddi ve manevi içtimaiyatı zedeler. Dolayısıyla buradaki bu hastalık hem maddi hayatımızı zedeler hem de manevi hayatımızı zedeler. Biraz önceki o hutbe şamiyeden alıntı yaptığımız yerde suizanın yeisle de bir bağlantısını kurmuştu Üstad Hazretleri. Lemaat'ta da şöyle bir bölüm var iki tane onun kısaca okuyayım. Hem burada malum dört hastalıktan ikisi de yani birisi yeis birisi suizan da o dört hastalıktan ikisi. E, misal lemaatta şöyle bir ifade var. İhtiyaç terakkiinin üstadı. E, sıkıntıdır muallimeyi sefaat sefahat. Demek sefahatin menbaı sıkıntı olmuş. Sıkıntı ise madeni yeisle suizandır. Şimdi medeniyetin terakkiinin üstadı nedir? İhtiyaçtır. İhtiyaç terakkiyi ortaya çıkarır. Peki sefahatin muallimi nedir? İnsan niye sefahate düşer? Sıkıntıdan dolayı diyor. Sıkıntıdır muallimeyi sefaat. Sefahatin muallimi sıkıntıdır. Peki sıkıntının kaynağı ne? Demek sefahatin menbaı sıkıntı olmuş. Yani sefahatin menbaı sıkıntı. Peki sıkıntının menbaı ne? Madeni yeis ve suizandır. Yani yeis ve suizan içerisinde olan bir insan e, burada dedi ya maddi ve manevi içtimaiyatı zedeler. Hem maddi hayatı zedelenir. Hem manevi hayatı zedelenir. Çünkü sıkıntı ortaya çıkar. Sıkıntı ortaya çıkarsa sefaat ortaya çıkar. E, Dolayısıyla sefaate düşen bir insanda zaten istikametten çıkar. Dolayısıyla iman problemi yaşamaya da başlamış demektir. Demek ki sıkıntının kaynağı yeisle suizan. Yine başka bir bölüm lemaatta şöyle söylüyor. Huzma safa dağma eder. Bunu diyor kendine düstur etmeli. E, safa vereni al, keder vereni bırak. Devamında şöyle söylüyor. Güzel gör hem güzel bak. Güzel gör hem güzel bak. Ta güzel düşünmeli. Yani şöyle diyor aslında. Güzel düşünmek için ne yapman lazım? Güzel görüp güzel bakman lazım. Güzel görüp güzel bakamayan birisi güzel düşünemez. Devam ediyor. Güzel bil hem güzel düşün. Ta leziz hayatı bulmalı. Hayattan lezzet mi almak istiyorsun? O halde güzel bil ve güzel düşün. Devam ediyor. Hayat içinde hayattır. Hüsnü zanda emeli. Hayatın hayat olmasını istiyor musun? O halde hüsnü zan sahibi ve ümit sahibi ol. Hayatın hayat olmasını istiyorsan hüsnü zanlı ve ümidi bırakma. Suizanla yeistir. Saadet muharribi hem de hayatın katili. Hayatının katledilmesini mi istiyorsun? Saadetin tahrip edilmesini mi istiyorsun? O zaman suizan yap. Ümitsizliğe düş. O zaman hayatını güzelce ne yaparsın? Tahrip edersin. Ve burada da e, dördüncü hastalığı da bu şekilde ifade etmişti. Suizan ise maddi ve manevi içtimaiyatı zedeler. Demek ki bu hatimede e, dört çeşit hastalığı beyan etti Üstad Hazretleri. Yeis, uç, gurur e, ve suizan ifade etti. Bunları da kısa kısa açıklamalarını yaptı. Dediğimiz gibi bu tevhid denizinden bir katre bu risale. Tevhid risalesi. Buradaki bu hastalıkların doğrudan bizim imanımızla, tevhide olan inancımızla bir bağlantısı var. Dolayısıyla bunlar sadece ya ahlakla değil işte ahlakın temelinin de aslında iman ve tevhid olduğunu da biz burada görmüş oluyoruz. Gurur yapan, ucba düşen, ümitsizliğe düşen, suizan yapan birisinin, birisinin ee, evvela imanını, tevhidi, tevhidi inancını e, sorgulaması gerekir. Vaktimiz de dolmak üzere ama bu devamında da, da üstadın bir hayali seyahati var. Ve o hayali seyahatte not düşmüş oldu. Dört tane hakikat var. Ee, ben kısaca oradan birinci hakikatte okuyup inşallah dersimizi noktalayayım. Arkadaş, tahtel arz yaptığım hayali bir seyahatte gördüm. Gördüğüm bazı hakikatleri zikredeceğim. Arkadaş, tahtel arz yaptığım Hayali bir seyahatte gördüğüm bazı hakikatleri zikredeceğim. Birinci hakikat. Arkadaş, maliki hakikiden gaflet nefsin firavunluğuna sebep olur. Evet, tahtı tasarrufunda bulunan bütün eşyanın maliki hakikisini unutan, kendisini kendisine malik zannederek hakimiyet ve tev te tevehhümünde bulunur. Ve başkaları da bilhassa esbabı kendisine kıyas ile, hakim ve malik defterine kaydeder. Ve bu vesile ile Allah'ın mülkünü, malını kendilerine taksim ederek ahkam-ı ilahiyeye karşı muaraza ve mübarezeye başlar. Demek ki maliki hakikaten gaflet nefsin firavunluğuna sebep oluyor. Ve her şey Cenab-ı Hakk'ın tahtı tasarrufunda ve onun mülkü iken o mülkü ne yapıyor? Kendisi kendine malik zannedip bir takım esbaba ne yapıyor? Onları dağıtıyor. Halbuki Cenab-ı Hak tarafından insanlara verilen benlik ve hürriyet, uluhiyet sıfatlarını fehmetmek üzere bir vahidi kıyasi vazifesini görüyor. Maalesef sui ihtiyar ile hakimiyet ve istiklaliyete alet ederek tam bir firavun olur. Demek insana verilen benlik ve hürriyet niye verilmiş? Yine bu baştaki Üstadın 40 sene ömründe, 30 sene tahsilimde öğrendiğim dediği dört kelime ve dört kelam. Özellikle kelamlardan bir tanesi Ene idi. E, Ene'nin burada verilme sebebini Üstad diyor ki, Cenab-ı Hakk'ın sıfatını, şuunatını e, bilmek için bir santral, bir vahidi kıyasidir diyor. Yine daha sonra Üstad bunu 30. söz Ene Risalesi'nde, Ene bahsinde, Ene'nin dört tane... E, hakikatini bahsediyor, mahiyetinden bahsediyor. İşte nedir? İşte vahidi kıyasidir, manayı harfidir, aine misaldir ve alet inkişaftır der. Yani enenin e, mahiyetini bu dört şekilde kullanılabileceğini söyler. Burada da vahidi kıyasi vazifesine dikkat çekti. E, Cenab-ı Hak tarafından insana verilen benlik ve hürriyet, uluhiye sıfatlarını fehmetmek üzere bir vahidi kıyasi vazifesini görüyor. Yani anlayabilmek için bir kıyas yapabilmek için insana verilmiş ama maalesef insan ne yapıyor? Suyu ihtiyar ile hakimiyet ve istiklaliyete alet ederek tam bir firavun olur. Arkadaş bu ince hakikat tam vuzuh ve zuhuruyla şöyle bana göründü ki gaflet suyu ile tenebbür eden benlik, gaflet suyu ile beslenen ve inkişaf eden benlik, halik'in sıfatlarını fehmetmek için bir vahidi kıyastır. Çünkü insanlar görmedikleri şeyi, şeyleri kıyas ve temsiller ile bilirler. Mesela bir adam Cenab-ı Hakk'ın kudretini anlamak için bir taksimat yapar. Buradan buraya benim kudretimdedir. Bundan o yanı da onun kudretindendir diye vehmi bir çizgi çizmekle meseleyi anlar. Sonra mevhum hattı bozar. Hepsini de ona taksim eder. Çünkü nefis nefsine malik olmadığı gibi cismine de malik değildir. Cismi ancak acip bir makineyi i ilahiyedir. Kaza ve kader kalemiyle kudreti ezeliye bir cilveci o makinede çalışıyor. Binaenaleyh insan o firavunluk davasından vazgeçmekle mülkü malikine teslim etsin. Emanete hıyanet etmesin. Binaenaleyh insan o firavunluk davasından vazgeçmekle mülkü malikine teslim etsin. Emanete hıyanet etmesin. Eğer hıyanetle bir zerreyi nefsine istinat ederse Allah'ın mülkünü esbabı camideye taksim etmiş olacaktır. Eğer hıyanetle bir zerreyi nefsine istinat ederse Allah'ın mülkünü esbabı camideye ...taksim etmiş olacaktır. Dolayısıyla şirke kapı açacaktır. Tevhidden uzaklaşacaktır. Bugün tevhidle ilgili bir bahsin devamındaki bir hatimenindeki hastalığı ve bir hakikati okumuş olduk. Dolayısıyla buradaki hastalıklar aslında iman zaafından ve tevhidle ilgili olan... ...inancımızdaki eksiklikten ortaya çıkan hastalıklar olduğunu da görmüş olduk. Ve tevhidin belki de önemli bir noktasını burada... E, bu risalede bulmak mümkün. Bununla birlikte e, şunu da ifade etmek lazım. Malum önümüzdeki hafta kurban e, bayramını inşallah idrak edeceğiz. E, belki kurbanla ilgili doğrudan bir ders okunabilirdi ama ben önceden buraya aklımda e, geldi. Burayı okuyayım diye düşündüm ama burada kurban e, ibadetini idrak ederken kurbanın e, tevhidle olan, imanla olan irtibatını da belki kurmak lazım. E, daha önce de ifade etmiştik kurban ilgi de ama bir yıl olmuştur. Dolayısıyla yakın zamanda kurban ilgi bir ders okumadım ben. Kurbana biz eğer hükmüne fıkhen bakarsak, fıkıh açısından bakarsak kurbanın hükmü nedir? Vaciptir. Bizim Hanefilerde, Şafilerde sünnettir. Fıkhi açıdan, hüküm olarak baktığımız zaman farz bir ibadet değildir. Bu yönüyle baktığımız zaman fıkıh açısından sanki kurban ibadeti biraz daha gerilerde bir ibadetmiş gibi bize gözükebilir. Ama Kurban ibadetinin emredildiği bağlamdaki ayetlere bakarsak işte Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın ve oğlu İsmail'in yaşamış olduğu imtihanı ve tecrübeyi e, o bölümleri düşünürsek Hz. İbrahim'in evvela müjdelenmesi ümitle, ümitle bakması gerektiği dersini veren ayetleri de hatırlayalım. Ama daha sonra bir imtihanla karşı karşıya kalması, oğlunu e, kesmesinin emredilmesi. Dolayısıyla aslında kurbanın Cenab-ı Allah'a yakın olmak Tevhid ve imanla çok yakından bir ilgisi var. Biz Allah için hangi e, özelliklerimizi Allah'a feda edebiliyoruz? E, onun mülkünü yine onun yolunda harcayabiliyor muyuz ve onun yolunda feda edebiliyor muyuzun dersidir Kurban. Dolayısıyla doğrudan aslında tevhid ve iman dersidir. E, o ubudiyetin içerisinde biz tevhide kapılar bulmamız gerekir. Ya Rabbi senin yolunda, senin için ne yapıyorum? Senin bana emanet vermiş olduğum bu mülkü feda ediyorum ve sana e, bunu kurban ediyorum diyebilmektir. Bu vesileyle de e, kurban ibadetini Cenab-ı Hak Hakk'ıyla kabul etsin. Bizdeki tevhid sırrını inkişafına vesile eylesin ve iman zafından kaynaklanan birçok hastalıklarımızı inşallah silip süpürmesine vesile eylesin. E, Cenab-ı Hak yapacağımız ibadetleri şimdiden kabul etsin ve Kurban Bayramımız mübarek olsun. Subhaneke ilme illa muallimtüne inneke entel rakim. Vəxru davahü min hamdil rabbil alamin Allahu salla alayhi ve sellem Fatiha